Sayın seyirciler, Arnavutluk vatandaşı adam Türkiye'de kapkaç yaptı. Annesiyle yürüyen genç kızın cebinden telefonunu çaldı. Yakalanınca da kafam güzeldi dedi. Polislere hem bu yanıtıyla hem de düzgün Türkçesiyle şaşırttı. Pişmanım efendim. Size bir şey yaptınız. Kafam güzeldi. Yok. Kendini böyle savundu. Bayrampaşa'da yolda yürüyen anne kızın cep telefonunu çalan zanlı polisleri bile şaşırttı. Yaklaşık 2 hafta önceydi. Güvenlik kameralarına da yansıyan o korku dolu anlar Show Haber'de de ekranlara geldi. Asayiş büro hemen harekete geçti. Çok geçmeden de o zanlıyı yakaladı. Amcamlara gitmiştik, dönüşte yürürken zaten yağmur yağıyordu. Beni itti, kaptı gitti telefonumu. Yeliz Yiğit ve annesi caddede yürüyordu. Yol kenarında alkol alan zanlının yanından geçtiler. O sırada genç kız telefonunu arka cebine koydu. İşte bu hareket Julian Jason dikkatini çekti. Arka cebim zaten küçüktü. Yani adam gördü, çekti orada. Yolun karşısına geçti, kurbanlarını bir süre takip etti. Ardından da telefonu aldığı gibi kaçtı. Anne kız neye uğradıklarını şaşırdı. Zanlının arkasından bile koşamadılar. Şoku atlatmalarının ardından da karakola gittiler. Ekipler bu görüntülerden yola çıktı. Önce zanlının kimliği belirlendi. Ardından da kız kıvrak yakalandı. Bayrampaşa Asayiş Büro ekiplerince ifadesi alınan şüpheli Arnavutluk vatandaşı çıktı. Evet, satmadım. Pişman mı oldun? Pişmanım. Çok iyi Türkçe konuşan Jace pişman olduğunu söyledi ama... Pişmanım efendim. Size bir şey yaptınız. Kafam güzeldi. Yok efendim. Alkollü olduğu için mi yaptın? Evet, geri verdim zaten. Satmamışsın herhalde telefonu. Evet, satmadım. Pişman mı oldun? Pişmanım. Bir daha yapar mısın? Hayır. Başına gelenler genç kız için de adeta ders oldu. Şimdi nereye koyacaksın cep telefonu? Değiştirdin mi? Şimdi cebime. Nereye koyacaksın? İç cebimde.